Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Spor sayfalarıyla devam ediyoruz. Yeni düzende zor deplasman başlığını görüyoruz. Green Amerikan Üniversitesi Çetin Kaya Teknik Direktörü Fırat Canova takımının Küçük Kaymaklı ve Doğan Türk Birliği maçlarında aldığı farklı galibiyetlerin ardından Türk Ocağı ve Lefke karşılaşmalarında beraberlikle ayrılması nedeniyle bundan sonraki karşılaşmalara daha dikkatli olacaklarını belirtti. Gençler Birliği deplasmanın zor deplasman olduğuna vurgu yapan GAÜ Çetin Kaya Teknik Direktörü Fırat Canova, üst sıralardan uzaklaşmamak için bu deplasmandan 3 puanla dönmek zorundayız dedi. Beşiktaş üzüldü, Fenerbahçe turladı. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplardaki son maçlarına çıktı. Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırırken Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etti. Dün akşam oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe kendi evinde Celtic'le 1-1 berabere kalarak bir üst tura çıktı. Bir diğer Türkiye temsilcisi Beşiktaş ise grubundaki kader maçında Sporting Lisbon'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve grubunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti. Haddimizi bilerek savaşacağız. Kıbrıs Türk Petrolleri Süper Lig ekibi Gençler Birliği'nin teknik direktörü Hasan Topaloğlu, GAÜ Çetin Kaya maçı öncesinde yeni düzene açıklamalarda bulundu. Yakında üniversitesi lideri devirme peşinde ve detayları yine bu haberin yeni düzenin iç sayfalarında, spor sayfalarında. Kıbrıs'ın spor sayfasıyla devam ediyoruz. Onay verildi, izin verilmedi. Yeni Cami Adelen Kulübü Başkanı Kaan Kaner, arazi tahsisi konusunda kendilerine verilen sözlerin halen tutulmadığını belirtti. Şampiyonlar Ligi gruplarının enleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının enleri belli oldu. UEFA sitesinde yer alan istatistiklerde birçok alanda gerçekleşen ilginç detaylar ortaya çıktı. İstatistiklerde golcü futbolcular, golcü takımlar, asist yapanlar, centilmenler ve en çok koşanlar, kartlar, fauller, pas yüzdeleri, isabetli ortalar ve diğer ilginç detaylar dikkat çekiyor. İlkokul futbolda ikinci tur zamanı, Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullar arası futbol birinciliğinde sona doğru yaklaşılırken ilk tur revanş maçları oynandı. İkinci tur ilk maçları 14 Aralık Pazartesi, ikinci maçlarsa 17 Aralık Perşembe günü oynanacak. Detaylarda yine Kıbrıs Gazetesi'nin spor sayfasında. Fener devam dedi, skor 1-1. Beşiktaş veda etti, skor 3-1. Az önce aktardık bu haberin detaylarını. Hadisle devam ediyoruz bu kez. Hedefimiz bilerek, haddimizi bilerek oynayacağız dedi Gençler Birliği Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu. Topaloğlu, yakaladığımız çok iyi bir havayla elde ettiğimiz güzel bir çıkışımız var. Şimdi yönümüzü, hedefi şampiyonluk olan ve bu nedenle de birebir rakibimiz olmayan GAÜ Çetin Kaya'ya çevirdik. Haddimizi bilerek oynayacağımız bu zorlu karşılaşmada hedefimiz çıkışımızı sürdürmek ve iyi sonuç almaya devam etmek olacaktır ifadelerini kullandı. Kartal'dan acı veda, bir diğer başlık. UEFA Avrupa Ligi H grubunda Beşiktaş son maçında Sporting Lisbon karşısında 3-1'lik şok bir yenilgi olarak Avrupa'ya veda etti. Lisbon deplasmanda ikinci yarıda öne geçen siyah beyazlılar üst üste gelen 3 golle engel olamadı ve 3-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Fenerbahçe istediğini aldı. UEFA Avrupa Ligi A grubunda gruptan çıkmak için 1 puana ihtiyacı olan Fenerbahçe kendi evinde Celtic'le 1-1 berabere kaldı ve grup ikincisi olarak adını bir üst tura yazdırdı. Halkın Sesi'yle devam ediyoruz. Sırada Halkın Sesi gazetesi var. Kanarya devam, Kartal tamam dedi. Az önce aktardık bu haberin detaylarını. İskele'de dev randevu, İskele Cumhuriyet Stadı'nda pazar günü zirveyi yakından ilgilendiren maçta son 6 haftanın en başarılı takımı Gençler Birliği GAÜ Çetin Kaya'yı konuk edecek. Haftanın zorlu mücadelelerinden olacak olan Gençler Birliği Çetin Kaya maçında hakem Mehmet Sezener görev yapacak. Star'la devam ediyoruz. Sırada Star Kıbrıs var. Küçük Kaymaklı Başkanı Ali Başman'dan jest. Küçük Kaymaklı Kulübü Başkanı Ali Başman, 2011 yılından beri kesintisiz olarak Küçük Kaymaklı genç takımına destek olan
Atakom direktörü Tolga Atakan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Detayları da var iç sayfalarda. Fenerbahçe istediğini aldı, bileti kaptı. UEFA Avrupa Ligi A grubunun 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe sahasında Celtic'le karşı karşıya geldi. Skor 1-1. Olmasaydı sonumuz böyle. Bir diğer haber, Avrupa Ligi H grubunda son haftaya lider giren Beşiktaş, Sporting deplasmanında tutunamadı. Rakibi karşısında öne geçmesine rağmen 10 dakikada 7-3 golle sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Ve devam edelim Detay gazetesinin spor sayfasıyla. Suma tek eksiğimiz taraftar dedi. Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer takımından memnun ancak tek eksiğimiz taraftar dedi. Ve böylelikle Detay gazetesinin de spor sayfasına aktardık. Vatan gazetesi ile devam ediyoruz. Tufan Gençay Gönyeli yolunda. Birincilik ekiplerinden Gönyeli'nin altyapısından yetişen fakat şu an bonservisi Karşıyaka'da bulunan orta saha oyuncusu Tufan Gençay'ın devre arasında eski takımına geri dönme durumunun olduğu öğrenildi. Bu ruhla şampiyonluklar göreceğiz. Fenerbahçe teknik direktörü Celtic maçının sonucunun adil olmadığını söylerken kazanmayı hak ettik, takım ruhu sergiledik ve bu şekilde şampiyonluklar göreceğiz diye konuştu. Afrika'ya göz atalım bu kez. Mausa'da saha alarmı. Spor dairesi yetkilileri dün Mausa bölgesi tesislerinde incelemeler yaptı ve Dumlupınar Spor Kulübü'nün yeni yapılan ve çim ekimi gerçekleştirilen antrenman sahasını inceledi. Detayları da var Afrika gazetesinde. Son olarak ortama göz atıyoruz. Karıncalarda hedef namağlupluğu, korumak. Binatlı geçen hafta kendi evinde Yeni Boğaziçi karşısında 4 gollü galibiyet olarak namağlup liderliğini sürdürüyor. Evet, böylelikle spor basınını da tamamlamış olduk. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu.